Günaydın. Biraz temizlik yapalım birlikte. Oturma odasının yerlerini sileceğim. Bulaşık makinem dolu. Hatta onu bir çalıştırayım. İşlerim bittikten sonra cam silmek için birkaç malzeme almam lazım ama ev için değil. Ahmet'in bir müşterisinin camları silinecek. Cumartesi günü birlikte çalışacağız. Ama birkaç bir şey eksik, onları almam lazım. Önce bir şunları yıkayalım. Açmamıştım demin. Sonra dedim ha, video çekelim. Kaşıma atma ile ilgili bir sürü soru sormuşsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Ben hem okuduğum hem yani uygulamak istediğim yöntemi kitabını okumaya başladım. Fakat şimdilik bırakmaya karar verdim kitabı. Çünkü tamam, orada yazıyor hışımatlının iyileşmesi mümkünmüş. Çünkü bu bir virüsten ileri geliyormuş. Yani Epstein-Barr virüsünden. Bana çok mantıklı geldi. Ama okudukça kendimi kötü hissettim. Yani şöyle kötü hissettim. Bunu daha önce hani niye söylenmedi? Niye yani ben 2005-2006'dan beri tiroksin hapı kullanıyorum diye. Beni bayağı bir kötü etkilemişti bu son 3-4 gündür. Dedim şimdilik bırakacağım. Gidiyor mu? Okay. Ben dedim kimle varmış? Günaydın. Biraz temizlik yapalım birlikte. Oturma odasının yerlerini sileceğim. Bulaşık makinem dolu. Hatta onu bir çalıştırayım. İşlerim bittikten sonra cam silmek için birkaç malzeme almam lazım ama ev için değil. Ahmet'in bir müşterisinin camları silinecek. Cumartesi günü birlikte çalışacağız. Ama birkaç bir şey eksik, onları almam lazım. Önce bir şunları yıkayalım. Açmamıştım demin. Sonra dedim ha, video çekelim. Kaşıma atma ile ilgili bir sürü soru sormuşsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Ben hem okuduğum hem yani uygulamak istediğim yöntemi kitabını okumaya başladım. Fakat şimdilik bırakmaya karar verdim kitabı. Çünkü tamam, orada yazıyor hışımatlının iyileşmesi mümkünmüş. Çünkü bu bir virüsten ileri geliyormuş. Yani Epstein-Barr virüsünden. Bana çok mantıklı geldi. Ama okudukça kendimi kötü hissettim. Yani şöyle kötü hissettim. Bunu daha önce hani niye söylenmedi? Niye yani ben 2005-2006'dan beri tiroksin hapı kullanıyorum diye. Beni bayağı bir kötü etkilemişti bu son 3-4 gündür. Dedim şimdilik bırakacağım. Gidiyor mu? Gitti. Okay. Ben dedim kimle varmış? Uygulaması zor değil. Yani şöyle zor değil, komple tamamen şu an yediğim sisteminden vazgeçip o sistemi uygulamam gerekir. Bir de dediğim gibi yani ne kadar çok ilgilenirsem bu Hashimoto'yla, ne bileyim, hastalıkla ben kendimi iyi hissetmiyorum.
sanki içimde bir şey beni iyileşmem için bloke ediyormuş gibi. Daha doğrusu tabii ki korku var. Çünkü kendimi iyi hissediyorum. Neden bir şey değiştireyim diye. Ama iyileşme tabii ki temennim olur. Şimdi şunu söylemem gerekir. Dün Epstein-Barr virüs testini yaptırdım ev doktorundan. Kendim mi dedim, sigorta karşılamıyor bu testi. Başka bir şey de zaten beklemiyordum. Bakalım sonucu ne olacak? Yarın sonuçlar belli olacak. Onun da tabii videosunu çekebilirim istiyorsanız. Fakat dediğim gibi yani ben bunlarla ilgilenmediğim zaman, normal her şeyimi uyguladığım zaman iyiyim. Ama ne zaman böyle ilgilenirsem hastalığımla, şundan bundan, kendimi iyi hissetmiyorum. Onun için biraz ara vermeye karar verdim. Çünkü herkesin kendi temposu var. Bakalım yarın sonuç ne çıkacak. Ve şunu söylemem lazım. Sonbahara girdik. Vitamin D eksikliği kendimi belli etmeye başladı. Sabah başladım ama fazla dozunu yüksek içmeden başladım. Umarım faydasını çarçabuk gördüm. Yani son bir haftadır iyi değilim. Diyebilirim ama bu hastalıkta inişler çıkışlar normal oluyor. Bu da geçecek. Yani tabii ki şu 3-4 güne nazaran bayağı iyiyim de. Yani işin açıkçası ben kendim ne kadar enerjik görünsem de, ne kadar iyi olduğumu görseniz de, bende de Hashimoto ile ilgili inişler çıkışlar oluyor. Çünkü bu bir otoimmün hastalığı. Ama dediğim gibi okuduğum şeyler beni aşırı derece düşündürdü. Kitap çok kalın ve çok çok ilginç şeyler yazıyor kitapta. Yani çok kalın ve çok uzun bir kitap. Ama bir çırpıda bitirdim ve beni biraz şok etti. Onu önce bir hazmetmem gerekiyor. Yani bugüne kadar öğrendiğim her bir şeyi alt üst etti. Bu da bana iyi gelmedi. Tamam diyeceksiniz ki sağlığına kavuşabilirsin veyahut da sağlıklı olabilirsin. Doğru. Ama her şeyin bir süreci var. Kendinize zora koşmayın. Okuduğum kitaplar Anthony Williams'in kitapları. Burada Almanca'ya çevrilmiş bir şekilde var. Bilmiyorum Türkçe'de Türkçe'ye çevrilmiş bir şekilde var mı bakabilirsiniz. Medical Medicine ve özellikle tiroid hastalarına yazılan bir kitap. Ve Medical Food diye bir kitabı var. Ben sadece tekini okudum. Bu da tiroidle ilgili. Şimdi Medical Medicine'i almak istiyorum. Ama yavaş yavaş yani kitaplara da o kadar çok para verdim ki bununla ilgili. Ya üzgünüm. Çünkü çoğu fayda etti ama çoğu da çok boş boş paralar gitti. Buna da böyle para gitmesini boş boş istemediğim için şu an biraz beklemekteyim yani. Kendim için bekliyorum. Neyi bekliyorsun derseniz. Kendim için bekliyorum. Test sonuçlarım ne çıkacak diye. Bir de son bir hafta tam böyle bu kötülemeye başlamak üzere beslenmemi çok bozdum. Aşırı derece bozdum yani. Bu da beni çok etkiledi tabii ki. Onun için şekerdir, şudur budur, bunlara kendime yasak koydum. Tamamen yasak koydum. Beni iyi hissettirmiyor. Bir iki hafta iyi gidiyor ama sonra bomba gibi vuruyor. Ama dediğim gibi bu otoimmün hastalıklarına ilgili kitapta öğrendiklerim beni öyle bir üzdü ki oturup ağladım yani. Çok mantıklı geldi bana. Ama mantıklı gelmesine rağmen bir o kadar da beni öyle bir düşündürdü ki dedim olabilir mi yani? Bu zamana kadar bütün öğrendiklerim neredeyse yani doktor olacak kadar çok öğrendim bu hastalıklarla ilgili. Bu hatta o konuda da okudum. Ruh sağlığıyla ilgili. O
okullara gittim yani. Ama bu öğrendiklerim beni... Hay konuştuğum zaman bile ter basıyor. Anthony Williams, okumak isterseniz buyurun, okuyun. Ama dediğim gibi ben kendime ara verdim, mola verdim şimdi. Hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyorum. Evet, kafam kurcalanıyor. Her 10 dakikaya bir aklıma geliyor. Ama kendi kendime karar verdim. Dedim bunu şimdi sileceğim kafamdan komple. Kendime vitaminlerimi vereceğim yine. Çünkü o konularda çok aksaklık yaptım. Ve bunun bedeli de şu an ödüyorum. Demir olsun, B12 olsun, D vitamini olsun. Bunların hepsini hani aksattım. Ve bedeli şu an geliyor. Ve bunları önce bir yoluna sokmam lazım. Ondan sonra kendimi yine iyi hissedersem iyileşme serüvenime başlayabilir. Size açık olmak istiyorum. Hani bu yoruma açık olmayan bir konu benim için. Çünkü benim sağlığım. Ama hani bilmenizde fayda var. Çünkü çok haşimatı, çok otoimmün hastalığı olan insanlar beni izliyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Birlikte tabii ki bu yolu kat edebiliriz. Yani bu yol alabiliriz. Ama dediğim gibi bana biraz zaman lazım şu an. Şimdi otoimmün hastalığı olmayan insanlar da bunun videolarını izliyorlar. Bu bütün söylediğim şeyler sizin için de geçerli. Okuduğum kitapta, hatta şimdi medical medicine olan okuyacağım kitapta da hiçbir otoimmün hastalığıyla ilgili değil. Bütün sağlığınızla, ruh sağlığınızla, beden fizike sağlığınızla da ilgili olan şeyler yazıyor. Bunu da okuyacağım ama dediğim gibi şu an kendime mola verdim. Sağlıkla ilgili hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyorum. Neşem yerine gelsin. Ve bu şeyler kafamdan ortadan kalksın diye. Şimdi birazdan oturma odasını temizleyeceğim. Şu çöp kutusuna bir poşet koymam lazım. Aşağıda çöpü boşalttım. Şurada çöp duruyor. Onu da atacağım birazdan. Ahmet dedi ellerim dolu, götüremeyeceğim. Bakalım kendi şeylerini unuttum. Yani benim kendimi kötü hissettirmemin sebebi hani böyle o eski korkular tetiklendi bu kitabı okuyunca. Çünkü sonuçta tanıdığınız bir şeyi bırakacaksınız ve tamamen yeni bir yola gireceksiniz. Bu da tabii ki ister istemez insanı ürkütüyor. Biraz zamana ihtiyacınız oluyor. Şu masayı da alayım. Akşam Evren'le çok güzel oyunlar oynadık. Ve maske yaptık Halloween için birlikte. Resimlerini Instagram'a yüklerim. Onun için zamanım olmadı toplamaya, temizlemeye. Şimdi de çalışacağım. Ama olsun. İşim bitince devam. Şapkasım. Burada kalmış. Sabah hatta aradım. Bugün okul öncesi sınıfa gidiyorlar ya, hani anaokul mu artık, hazırlanma sınıfı mı oluyor, ne oluyor bilmiyorum. Orada Evren bugün. Şu dönemleri hiç sevmiyorum. Bakın 2 yıldır, cidden 2 yıldır böyle bir dönem yaşamadım. 2 yıl önce ara ara oluyordu ama 2 yıldır böyle bir dönem yaşamıyorum. Onun için dediğim gibi kesinlikle bu konuyu ara vermem lazım. Neyse ben bir işe başlayayım. Kovamı da koydum gördüğünüz gibi, sonra yerleri sileceğiz. Köpeklerin yatağını yıkadım, kaloriferin üstüne astım. Hanımefendi yasak olmuş, Allah'ın koltuğa çıktı. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah.
Tümen lazım. Süpürge. Ama normal süpürgeyle süpürmeyeceğim. Islak. Hani halıları yıkayabildiğiniz, hem de koltukları süpürebildiğiniz, yıkayabildiğiniz aletimle süpüreceğim. Ay. Ben şunu süpüreyim, çok gürültü yapıyor çünkü. Çıkacağım. Sizlerimi alamayacağım çünkü aramakta takma aparatım yok ve beni çok zor oluyor. Hep düşüyor telefon. O yüzden olmuyor yani istediğim gibi. Bir ara o takma aletini alırım. Çünkü şimdi oldukça fazla araba kullanacağım. Kışa geliyoruz. Oh! İçim sıkılıyor, içim. Mümkün değil. Şu iç sıkılmasını 2 yıldır hiç yaşamıyordum. Nerede hata yaptım? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aslında bilmek de istemiyorum. Geçsin yeter. Canlı ilgilenmek istemiyor artık. Kendime fazla önemsemem. Önemsemeyi de sevmem. Çünkü ne kadar çok önemsersem o kadar böyle oluyor. Onun için bakacağım. En azından belli bir süre. Doktor da koşturmaya hiç niyetim yok. Aa, gittiğim özel doktora anlatayım size. O kadar para vermeme rağmen fiyasko. Fiyasko. Kendini tiroid uzmanı sanan bir fiyasko. TSH'ya göre gidiyor. Ya sen ne okudun? TSH'ya göre gidilmediğini dünya alem biliyor. T3 ve T4'ün önemli olduğunu. Parama yazdım. Gerçek söylüyorum.
Her gün yapmama rağmen hanımefendinin oyuncakları geziyor buralarda. Şu camı yarım açmak istiyorum. Telefonu şuradan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi çok çabuk da yoruluyorum. Aşağıda temizliğim bitti. Şimdi evden çıkmadan önce birazcık hazırlanmak istiyorum. Badem yağımı sürdüm. Ve biraz makyaj yapalım. Yeni bir primer aldım. Henüz daha bir net fikrim yok. Essence'in Fresh and Fit diye. Birazcık aydınlatıyor yüzünüzü. Ama hani pek daha bir net fikirde değilim. Daha henüz karar veremedim. Primer'ı sürelim. Işık birazcık hoş değil. Şöyle mi yapsak? Işığımızı bir de şöyle yüzüme doğru daha net görürsünüz diye şunu bir ayarlayalım. Şöyle mi? Işığa bakmaktan sonra makyajım yaparken zorlanıyorum çünkü gözüm görmüyor. Ah, gözüm. Işığa bakmaktan şimdi de gözüm görmüyor. Biraz aydınlık olsun diye çünkü çoğunuz diyor bu oda çok karanlık. Şimdi fondöteni kullanalım. İki karışım yapacağım. Birisi Fit Me'nin, birisi de sen kimsin? Bu da Fit Me'ninmiş. İkisini karıştıracağım. Bir pompa şundan alıyorum. Birazcık da şundan alacağım. İkisini karıştırıp şöyle sonradan bir beauty blender hakiki olmasa bile onunla uyguluyorum. Seni çıkaralım. Bakın nasıl görünüyor çıkardıktan sonra. Ahmet diyor yakında diyor burada diyor bir üçgen oluşacak senin ebedi. Herhalde öyle olacak. Sırf gece takıyorum ama. Aşağı doğru çekin fondöteninizi. Şey görünmesin maske gibi sonra. Kulağınıza doğru da uygulamayı unutmayın. Şunu iyice yedireceğiz şimdi. Alnımın tam ortasına yapmıyorum. Çünkü fondöten giriyor ve o zaman gün içerisinde oluşan kırışıklıklar daha beter belirgin oluyor. Evet. Şimdi aydınlatıcı kullanacağız. Şeyim bitti ya. Kaş kalemim bitti. Rozman'dan bugün almam lazım. Neredeyiz? Evet, aydınlatıcı. Bunu da iki karışım kullanıyorum. Birisi Maybelline'in. Onu şöyle uyguluyorum. Biraz koyusu bu. Öbüründe biraz daha aydın. Şöyle birkaç nokta yapıyorum. Ve bunu kullanıyorum. Bu Zoeva'nın Face Shape fırçası. Ama yine sadece pat 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 yaparak sürmeden gözümün çevresine bu üçgene uyguluyorum. Sonbaharı sevmiyorum ben. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum sonbaharda. Yaz insanıyım ben, yaz. Hep yaz olsun. Hep.
Hep sıcak olsun, hep yaz olsun. Şimdi bunu setleyeceğiz. Biraz koyu oldu fondötenimiz. Fark etmez ama şimdi onu. Ama uğraşmayacağım. Yine pat pat yaparak şöyle önce bir setliyorum bütün yaptığım fondöteni. Yine kaşımın ortasına gelmeden ve şöyle hafif fazlalıkları aldırıyorum. Fondöten işlemi ve aydınlatıcı işlemimiz bitmiştir. Ve şimdi bir yüz hatlarımızı belirgin yapmak için kontür çekeceğim. Onu da şöyle kesik gibi olan fırçam. Sen niye böyle sertleştin ki? Azıcık. Bu da koyu kaştı ama. Olsun, bunu şimdi dağıtacağım ben. Hafif bir aydınlatıcısı var bu kontürün. Seviyorum bunu. Aslında bronzer bu. Şöyle bir şey. Sahara Sun diye. Ve aydınlatıcımıza geçelim. Yüreğim sıkılıyor vallahi. Şöyle bir kelebek gibi olan fırçamla. Evet, bu da bitti. Şunları bir kaldıralım. Kaş. Kaş kalemimiz bittiği için şurada kalanlardan nasıl bir iç sıkıntısı? Bu nasıl bir iç sıkıntısı? Ha, sanki bir şey olacakmış gibi içim sıkılıyor. Allah korusun. Fazla uğraşmayacağım kaşımla. Sadece açık olan yerlere. Uygulayacağım. Kalem açacağım banyoda. Şimdi hiç gidesim yok. Şey nerede? Brow maskaram burada, NYX'in. Bilmiyorum. Çok epeydir kullanabildiğiniz bir ürün. Sonuçta sadece böyle uyguluyorsunuz. Çok sessizim değil mi? Farkındayım. Geçecek, bu da geçecek. Hepsi geçecek. Yine bomba gibi olacağız. Böyle dönemler gerekli. Çünkü iyi olduğun günlerin değerini biliyorsun. Şimdi NYX'in bir paletim var elimde. Onu uygulayacağım. Şurada bir altınımsı kahverengim var. Onu sadece şu arka tarafa ve iç bölgeye uyguluyorum.
Akşamları artık komik şeylerle ilgileneceğim yatarken. Kitap okuyacağım zaman çok eğlenceli kitaplar okuyacağım. Veya komik videolar izleyeceğim. Bunu böyle bir 1-2 hafta komple uygulamam lazım ki zihnimden, beynimden, sağlığımla ilgilendiğim çıksın. İstemiyorum ya. Bu ne? Kaç gündür ızdırap çekiyorum. Burada üst tarafa süreceğim bir parlak bir renk yok. Başka bir palet bulmam lazım. Kayıplarda. Heh, burada. Yo. Şurada. Essence'in All About Bronze paletinden. Şurada en açığı olmayan bir kahverengi var. Onu sadece üstüne ve iç tarafına pat pat hareketlerle uygulayacağım. Son günlerde hiç eyeliner yapasım yok. Tamamen üşengeçliğimden ama. Ve maskaraya geldik. Rimmel'e. Ne kadar soluk duruyor da yüzüm yani. Nerede ben bir hata yapıyorum bir bilemedim. İkinci katı sürmeden prime yapmak istiyorum. Mat bir finish veriyor. Şimdi ikinci kata geçebiliriz. Konuşmadım. Rimel de bitti. Şeye gerek var mı aldık? Hayır, yok. Şimdi bir tera renginde olan çok nedir bunun adı? Organik olan bir kalemle dışını geçiyorum dudaklarımın. Ve Essence'den yeni aldığım bir dudak boyası mat diyor. Ama bence matlı daha mat olabilir. Matlı biraz daha mat olabilir yani. Bana göre. Evet, saçlarımı bilmiyorum. Düzleştirmedim. Yıkandıktan sonra böyle bıraktım zaten. Dün veya evet dün sabah yıkamıştım. İşte düzleştirmeyeceğim çünkü akşam bir daha yıkamak istiyorum.
Aslında saçlarım baya istiyor. Benim canım istemiyor. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Ucu kırılmış olan bobi pinlerden hiç haz almıyorum. Şey de bitti. Park sezonumuz da bitti, oyun parkı. Çünkü havalar soğuk. Çocuklar zevk de almıyor. Ve şimdi bunu arkaya doğru yapıp tarak bile vurmayacağım. Çünkü o zaman iyice kabarıyor saçlarım. Şuraya şimdi bobi pinini düzeltirim. Bobby pins'le takayım bunları, değil mi? Çünkü şimdi lastik geçirdiğin zaman çok havada olacak bu ve öyle olmasını istemiyorum şu an. Şöyle. Yok. Hiç beğenmedim. Bad hair day. Yes. You know bad hair day. Şöyle yapayım bari. Saçlarım düzleştirilmiş değil ya. Hani düzleştirmediğim için üst tarafı iğrenç görünüyor. Ama uğraşmayacağım şimdi onu. Akşam bir daha yıkayacağım. Bir daha yıkayacağım için şimdi düzleştirmenin manası yok. Hiç kırasım yok saçlarımı. Ah. Yeter diye düşünüyorum herhalde. Evet. Şimdi şuralar topladıktan sonra videoyu da bitireceğim. Umarım bir dahaki videoda daha canlı, daha dinamik ve daha moralli olurum. Ama değilim şu an. Sebebini de söyledim size. Kaç gün önce beni üzen olayla da ilgili olabilir bu. Bilmiyorum. Ama beni artık tınlamıyor. Artık nasıl iyi hissediyorsan onu yapacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Uygulaması zor değil. Yani şöyle zor değil. Komple tamamen şu an giydiğim sistemden vazgeçip o sistemi uygulamam gerekir.
Bir de dediğim gibi yani ne kadar çok ilgilenirsem bu Hashimoto'yla, ne bileyim, hastalıkla ben kendimi iyi hissetmiyorum. Sanki içimde bir şey beni iyileşmem için bloke ediyormuş gibi. Daha doğrusu tabii ki korku var. Çünkü kendimi iyi hissediyorum. Neden bir şey değiştireyim diye. Ama iyileşme tabii ki temennim olur. Şimdi şunu söylemem gerekir. Dün Epstein-Barr virüs testini yaptırdım ev doktorundan. Kendim mi dedim, sigorta karşılamıyor bu testi. Başka bir şey de zaten beklemiyordum. bakalım sonucu ne olacak? Yarın sonuçlar belli olacak. Onun da tabii videosunu çekebilirim istiyorsanız. Fakat dediğim gibi yani ben bunlarla ilgilenmediğim zaman, normal her şeyimi uyguladığım zaman iyiyim. Ama ne zaman böyle ilgilenirsem hastalığımla, şundan bundan, kendimi iyi hissetmiyorum. Onun için biraz ara vermeye karar verdim. Çünkü herkesin kendi temposu var. Bakalım yarın sonuç ne çıkacak. Ve şunu söylemem lazım. Sonbahara girdik. Vitamin D eksikliği kendini belli etmeye başladı. Sabah başladım ama fazla dozunu yüksek içmeden başladım. Umarım faydasını çarçabuk gördüm. Yani son bir haftadır iyi değilim diyebilirim ama bu hastalıkta inişler çıkışlar normal oluyor. Bu da geçecek. Yani tabii ki şu 3-4 güne nazaran bayağı iyiyim de. Yani işin açıkçası ben kendim ne kadar enerjik görünsem de, ne kadar iyi olduğumu görseniz de, bende de Hashimoto ile ilgili inişler çıkışlar oluyor. Çünkü bu bir otoimmün hastalığı. Ama dediğim gibi okuduğum şeyler beni aşırı derece düşündürdü. Bu kitap çok kalın ve çok çok ilginç şeyler yazıyor kitapta. Yani çok kalın ve çok uzun bir kitap. Ama bir çırpıda bitirdim ve beni biraz şok etti. Onu önce bir hazmetmem gerekiyor. Yani bugüne kadar öğrendiğim her bir şeyi alt üst etti. Bu da bana iyi gelmedi. Tamam diyeceksiniz ki sağlığına kavuşabilirsin veyahut da sağlıklı olabilirsin. Doğru. Ama her şeyin bir süreci var. Kendinize zora koşmayın. Okuduğum kitaplar Anthony Williams'in kitapları. Burada Almanca'ya çevrilmiş bir şekilde var. Bilmiyorum Türkçe'de Türkçe'ye çevrilmiş bir şekilde var mı, bakabilirsiniz. Medical Medicine ve özellikle tiroid hastalarına yazılan bir kitap. Ve Medical Food diye bir kitabı var. Ben sadece tekini okudum. Bu da tiroidle ilgili. Şimdi Medical Medicine'i almak istiyorum. Ama yavaş yavaş yani kitaplara da o kadar çok para verdim ki bununla ilgili. Ya üzgünüm. Çünkü çoğu fayda etti ama çoğu da çok boş boş paralar gitti. Buna da böyle para gitmesini boş boş istemediğim için şu an biraz beklemekteyim yani. Kendim için bekliyorum. Neyi bekliyorsun derseniz. Kendim için bekliyorum. Test sonuçlarım ne çıkacak diye. Bir de son bir hafta tam böyle bu kötülemeye başlamak üzere beslenmemi çok bozdum. Aşırı derece bozdum yani. O da beni çok etkiledi tabii ki. Onun için şekerdir, şudur budur, bunlara kendime yasak koydum. Tamamen yasak koydum. Beni iyi hissettirmiyor. Bir iki hafta iyi gidiyor ama sonra bomba gibi vuruyor. Ama dediğim gibi bu otoimmün hastalıklarına ilgili kitapta öğrendiklerim beni öyle bir üzdü ki oturup ağladım yani. Çok mantıklı geldi bana. Ama mantıklı gelmesine rağmen bir o kadar da beni öyle bir düşündürdü ki dedim olabilir mi yani? Bu zamana kadar bütün öğrendiklerin neredeyse yani doktor olacak kadar çok öğrendim bu hastalıklarla ilgili. Bu, hatta o konuda da okudum,
ruh sağlığıyla ilgili. Okullara gittim yani. Ama bu öğrendiklerim beni... Hay konuştuğum zaman bile ter basıyor. Anthony Williams, okumak isterseniz buyurun, okuyun. Ama dediğim gibi ben kendime ara verdim, mola verdim şimdi. Hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyorum. Evet, kafam kurcalanıyor. Her 10 dakikaya bir aklıma geliyor. Ama kendi kendime karar verdim. Dedim bunu şimdi sileceğim kafamdan komple. Kendime vitaminlerimi vereceğim yine. Çünkü o konularda çok aksaklık yaptım. Ve bunun bedeli de şu an ödüyorum. Demir olsun, B12 olsun, D vitamini olsun. Bunların hepsini aksattım. Ve bedeli şu an geliyor. Ve bunları önce bir yoluna sokmam lazım. Ondan sonra kendimi yine iyi hissedersem iyileşme serüvenime başlayabilir. Size açık olmak istiyorum. Size açık hani bu yoruma açık olmayan bir konu benim için. Çünkü benim sağlığım. Ama hani bilmenizde fayda var. Çünkü çok haşimatı, çok otoimmün hastalığı olan insanlar beni izliyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Birlikte tabii ki bu yolu kat edebiliriz. Yani bu yol alabiliriz. Ama dediğim gibi bana biraz zaman lazım şu an. Şimdi otoimmün hastalığı olmayan insanlar da bunun videolarını izliyorlar. Bu bütün söylediğim şeyler sizin için de geçerli. Okuduğum kitapta, hatta şimdi medical medicine olan okuyacağım kitapta da hiçbir otoimmün hastalığıyla ilgili değil. Bütün sağlığımızla, ruh sağlığımızla, beden fiziken sağlığımızla da ilgili olan şeyler yazıyor. Bunu da okuyacağım ama dediğim gibi şu an kendime mola verdim. Sağlıkla ilgili hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyorum. Neşem yerine gelsin. Ve bu şeyler kafamdan ortadan kalksın diye. Şimdi biraz daha oturma odasını temizleyeceğim. Şu çöp kutusuna bir poşet koymam lazım. Aşağıda çöpü boşalttım. Şurada çöp duruyor. Onu da atacağım birazdan. Ahmet dedi ellerim dolu götüremeyeceğim. Bakalım kendi şeylerimi unuttum. Yani benim kendimi kötü hissettirmemin sebebi hani böyle o eski korkular tetiklendi bu kitabı okuyunca. Çünkü sonuçta tanıdığınız bir şeyi bırakacaksınız. Ve tamamen yeni bir yola gireceksiniz. Bu da tabii ki ister istemez insanı ürkütüyor. Biraz zamana ihtiyacınız oluyor. Şu masayı da alayım. Akşam Evren'le çok güzel oyunlar oynadık. Ve maske yaptık Halloween için birlikte. Resimlerini Instagram'a yüklerim. Onun için zamanım olmadı toplamaya, temizlemeye. Şimdi de çalışacağım. Ama olsun. İşim bitince devam. Şapkası burada kalmış. Sabah hatta aradım. Bugün okul öncesi sınıfa gidiyorlar ya, hani anaokulu mu artık, hazırlanma sınıfı mı oluyor, ne oluyor bilmiyorum. Orada Evren bugün. Şu dönemleri hiç sevmiyorum. Bakın 2 yıldır cidden 2 yıldır böyle bir dönem yaşamadım. 2 yıl önce ara ara oluyordu ama 2 yıldır böyle bir dönem yaşamıyorum. Onun için dediğim gibi kesinlikle bu konuyu ara ver. Neyse ben bir işe başlayayım. Kovamı da koydum gördüğünüz gibi. Sonra yerleri sileceğiz. Köpeklerin yatağını yıkadım. Kaloriferin üstüne astım. Hanımefendi yasak olmuşsa rağmen koltuğa çıktı. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah.
süpürmem lazım. Süpürge. Ama normal süpürgeyle süpürmeyeceğim. Islak. Hemen halıları yıkayabildiğiniz, hem de koltukları süpürebildiğiniz, yıkayabildiğiniz aletimle süpüreceğim. Ay. Ben şunu süpüreyim, çok gürültü yapıyor çünkü. Çıkacağım. Yanıma alamayacağım çünkü aramda takma aparatım yok ve beni çok zorluyor. Hep düşüyor telefon. O yüzden olmuyor yani istediğim gibi. Bir ara o takma aletini alalım. Çünkü şimdi oldukça fazla araba kullanacağım. Kışa geliyoruz. Oh! İçim sıkılıyor içim. Mümkün değil. Şu iç sıkılmasını 2 yıldır hiç yaşamıyordum. Nerede hata yaptım? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aslında bilmek de istemiyorum. Geçsin yeter. Canlıya girmek istemiyor artık. Kendime fazla önemsemem. Önemsemeyi de sevmem. Çünkü ne kadar çok önemsersem o kadar böyle oluyor. Onun için bakacağım. En azından belli bir süre. Doktor koşturmaya hiç niyetim yok. Aa, gittiğim özel doktora anlatayım size. O kadar para vermeme rağmen fiyasko. Fiyasko. Kendini tiroid uzmanı sanan bir fiyasko. TSH'ya göre gidiyor. Ya sen ne okudun? TSH'ya göre gidilmediğini dünya alem biliyor. T3 ve T4'ün önemli olduğunu. Evet, parama yazıyor. Gerçek söylüyorum.
her gün yapmama rağmen hanımefendinin oyuncakları geziyor buralarda. Şu camı yarım açmak istiyorum. Telefonu şuradan çekeyim. Gördüğünüz gibi çok çabuk da yoruluyor. Aşağıda temizliğim bitti. Şimdi evden çıkmadan önce birazcık hazırlanmak istiyorum. Badem yağımı sürdüm. Ve biraz makyaj yapalım. Yeni bir primer aldım. Henüz daha bir net fikrim yok. Essence'in Fresh and Fit diye. Birazcık aydınlatıyor yüzünüzü. Ama hani pek daha bir net fikirde değilim. Daha henüz karar veremedim. Primer sürelim. Işık birazcık hoş değil. Şöyle mi yapsak? Işığımızı bir de şöyle yüzüme doğru daha net görürsünüz diye şunu bir ayarlayalım. Şöyle mi? Işığa bakmaktan sonra makyajım yaparken zorlanıyorum çünkü gözüm görmüyor. Ah, gözüm. Işığa bakmaktan şimdi de gözüm görmüyor. Biraz aydınlık olsun diye çünkü çoğunuz diyor bu oda çok karanlık. Şimdi fondöteni kullanalım. İki karışım yapacağım. Birisi Fit Me'nin, birisi de sen kimsin? Bu da Fit Me'ninmiş. İkisini karıştıracağım. Bir pompa şundan alıyorum. Birazcık da şundan alacağım. İkisini karıştırıp şöyle sonra da bir beauty blender hakiki olmasa bile onunla uyguluyorum. Seni çıkaralım. Bakın nasıl görünüyor çıkardıktan sonra. Ahmet diyor yakında diyor burada diyor bir üçgen oluşacak senin eve diye. Herhalde öyle olacak. Sırf gece takıyorum ama. Aşağı doğru çekin fondöteninizi. Şey görünmesin maske gibi sonra. Kulağınıza doğru da uygulamayı unutmayın. Şunu iyice yedireceğiz şimdi. Alnımın tam ortasına yapmıyorum çünkü fondöten giriyor ve o zaman gün içerisinde oluşan kırışıklıklar daha beter belirgin oluyor. Evet. Şimdi aydınlatıcı kullanacağız. Şeyim bitti ya. Kaş kalemim bitti. Rozman'dan bugün almam lazım. Neredeyiz? Evet, aydınlatıcı. Bunda iki karışım kullanıyorum. Birisi Maybelline'in. Onu şöyle uyguluyorum. Biraz koyusu bu. Öbüründe biraz daha aydın. Şöyle birkaç nokta yapıyorum. Ve bunu kullanıyorum. Bu Zoeva'nın Face Shape fırçası. Ama yine sadece pat 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 yaparak sürmeden gözümün çevresine bu üçgene uyguluyorum. Sonbaharı sevmiyorum ben. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum sonbaharda. Yaz insanıyım ben, yaz. Hep yaz olsun. Hep
Hep sıcak olsun, hep yaz olsun. Şimdi bunu setleyeceğiz. Biraz koyu oldu fondötenimiz. Fark etmez ama şimdi onunla. Ama uğraşmayacağım. Yine pat pat yaparak şöyle önce bir setliyorum bütün yaptığım fondöteni. Yine kaşımın ortasına gelmeden ve şöyle hafif fazlalıkları aldırıyorum. Fondöten işlemi ve aydınlatıcı işlemimiz bitmiştir. Ve şimdi bir yüz hatlarımızı belirgin yapmak için kontür çekeceğim. Onu da şöyle kesik gibi olan fırçam. Sen niye böyle sertleştin ki? Azıcık. Bu da koyu kaştı ama. Olsun, bunu şimdi dağıtacağım ben. Hafif bir aydınlatıcısı var bu kontürün. Seviyorum bunu. Aslında bronzer bu. Şöyle bir şey. Sahara Sun diye. Ve aydınlatıcımıza geçelim. Yüreğim sıkılıyor vallahi. Şöyle bir kelebek gibi olan fırçamla. Evet, bu da bitti. Şunları bir kaldıralım. Kaş. Kaş kalemimiz bittiği için şurada kalanlardan nasıl bir iç sıkıntısı? Bu nasıl bir iç sıkıntısı? Ha, sanki bir şey olacakmış gibi içim sıkılıyor. Allah korusun. Fazla uğraşmayacağım kaşımla. Sadece açık olan yerlere. Uygulayacağım. Kalem açacağım banyoda. Şimdi hiç gidesim yok. Şey nerede? Brow maskaram. Burada. NYX'in. Bilmiyorum. Çok epeydir kullanabildiğiniz bir ürün. Sonuçta sadece böyle uyguluyorsunuz. Çok sessizim değil mi? Farkındayım. Geçecek. Bu da geçecek. Hepsi geçecek. Yine bomba gibi olacağız. Böyle dönemler gerekli. Çünkü iyi olduğun günlerin değerini biliyorsun. Şimdi NYX'in bir paletim var elimde. Onu uygulayacağım. Şurada bir altınımsı kahverengim var. Onu sadece şu arka tarafa ve iç bölgeye uyguluyorum.
Akşamları artık komik şeylerle ilgileneceğim yatarken. Kitap okuyacağım zaman çok eğlenceli kitaplar okuyacağım. Veya komik videolar izleyeceğim. Bunu böyle bir iki hafta komple uygulamam lazım ki zihnimden, beynimden, sağlığımla ilgilendiğim çıksın. İstemiyorum ya. Bu ne? Kaç gündür ızdırap çekiyorum. Burada üst tarafa süreceğim bir parlak bir renk yok. Başka bir palet bulmam lazım. Kayıplarda. Heh, burada. Yo. Şuradan. Essence'in All About Bronze paletinden. Şurada en açığı olmayan bir kahverengi var. Onu sadece üstüne ve iç tarafına pat pat hareketlerle uygulayacağım. Son günlerde hiç eyeliner yapasım yok. Tamamen üşengeçliğimden ama. Maskaraya geldik. Rimele. Ne kadar soluk duruyor da yüzüm yani. Nerede ben bir hata yapıyorum bir bilemedim. İkinci katı sürmeden prime yapmak istiyorum. Mat bir finish veriyor. Şimdi ikinci kata geçebiliriz. Konuşmadım. Rimel de bitti. Şeye gerek var mı allık? Hayır, yok. Şimdi bir tera renginde olan çok nedir bunun adı? Organik olan bir kalemle dışını geçiyorum dudaklarımın. Essence'den yeni aldığım bir dudak boyası mat diyor. Ama bence matlı daha mat olabilir. Matlığı biraz daha mat olabilir yani. Bana göre. Evet, saçlarımı bilmiyorum. Düzleştirmedim. Yıkandıktan sonra böyle bıraktım zaten. Dün veya evet dün sabah yıkamıştım. İşte düzleştirmeyeceğim çünkü akşam bir daha yıkamak istiyorum.
Aslında saçlarım baya istiyor. Benim canım istemiyor. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Ucu kırılmış olan bobi pinlerden hiç haz almıyorum. Şey de bitti. Park sezonumuz da bitti, oyun parkı. Çünkü havalar soğuk. Çocuklar zevk de almıyor. Ve şimdi bunu arkaya doğru yapıp tarak bile vurmayacağım. Çünkü o zaman iyice kabarıyor saçlarım. Şuraya şimdi bobi pinini düzeltirim. Bobby pins'le takayım bunları, değil mi? Çünkü şimdi lastik geçirdiğin zaman çok havada olacak bu ve öyle olmasını istemiyorum şu an. Şöyle. Yok. Hiç beğenmedim. Bad hair day. Yes. You know bad hair day. Şöyle yapayım bari. Saçlarım düzleştirilmiş değil ya. Hani düzleştirmediğim için üst tarafı iğrenç görünüyor. Ama uğraşmayacağım şimdi onu. Akşam bir daha yıkayacağım. Bir daha yıkayacağım için şimdi düzleştirmenin manası yok. Hiç kırasım yok saçlarımı. Yeter diye düşünüyorum herhalde. Evet. Şimdi şuralar topladıktan sonra videoyu da bitireceğim. Umarım bir dahaki videoda daha canlı, daha dinamik ve daha moralli olurum. Ama değilim şu an. Sebebini de söyledim size. Kaç gün önce beni üzen olayla da ilgili olabilir bu. Bilmiyorum. Ama beni artık tınlamıyor. Artık nasıl iyi hissediyorsam onu yapacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.